Troya Çevre Derneği Başkanı Sayın Oral Kaya bizimle birlikte. Çanakkale'den bağlanıyor Oral Bey bugün bize. Hayır. Enerji demokrasi konusunu anlatacak. Merhaba Oral Bey, hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Sunumumu da ben buradan paylaşabiliyorum, değil mi? Tabii Herkes buyurun, görüyor. görüyoruz şu an. Tamamdır. Bunu tam sayfaya da çevirelim. Tam sayfaya da çevirdiğimizde daha net bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Tamam, değil mi şimdi? Tam sayfa Herkese merhaba diyorum. görmüyoruz. Ha, şu an oldu. Çanakkale'den Evet. tamam. Herkese merhaba diyorum. Merhabalar. Sesim de net geliyordur, umut ederim. Herhangi bir sıkıntı da yoktur. Çanakkale'den sizlerle beraber olmak aslında bakarsanız beni de çok sevindirdiğini özellikle belirtmem gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin her tarafında böylelikle olduğumuzu göstermiş de oluyoruz. Bu bir taraftan yani ne kadar evrensel veya daha doğrusu hem ulusal hem de evrensel bir konuyla karşı karşıya olduğumuzun da göstergesi. Çünkü iklim değişikliği dediğimiz zaman iklim değişikliği sadece bir kavram olmaktan çıkıyor. Artık iklim değişikliği ile ilgili daha etkin adımları hep beraber atmamız gerektiğini görüyoruz ve bunun için de hepimiz kendi kulvarlarında, kendi alanlarında farklı üretim biçimleri yakalamaya çalışıyoruz. Bugün de ben size biraz da burada farklı olan işte iklim değişikliği ile ilgili bir mücadele alanından, farklı bir mücadele alanından yenilenebilir enerjinin topluluk bazlı üretilmesi alanından bahsetmeye çalışacağım. Topluluk bazlı üretmek dediğimizde de yani yenilenebilir enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Şirketler yenilenebilir enerji şirketleri kurabilirler. Yenilenebilir enerji kavramını onlar da tabii ki geliştirebilirler. Ama topluluk bazlı dediğimiz yani komşunuza, kendinizle beraber yapmak, çevrenizdeki insanlarla beraber, arkadaşlarınızla beraber enerji üretmenin de vardır. Ve bu enerji üretme biçimlerinden bir tanesi işte enerji kooperatifleri üzerine biraz daha yoğunlaşacağız bugün. Şimdi sunumumuzun başlığı veya daha doğrusu konuşmamızın başlığı enerji demokrasisi. Enerji demokrasi dediğimiz zaman enerjinin nasıl demokratik bir yapı olabileceğini düşünmeye çalışıyoruz. Yani enerji demokratik bir yapı olabilir mi? En basitinden ilk aşamada bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Bu soruya cevap vermek için aslında bakarsanız bu karikatürü bilerek koydum. Bu sorunun cevabı enerji demokratik olabilir. Çünkü karikatürün sol tarafındaki tek kişi bugüne kadar enerjiyi tek başına üreten bir yatırımcı. Ama enerjiyi topluluk bazlı yani işte az önce söylediğim gibi komşunuzla, arkadaşlarınızla beraber üretmeye başladığınızda bu sefer işin içine bir topluluk, bir çoğulculuk, bir çok seslilik girdiği için daha demokratik bir yapıya sahip olmuş oluyorsunuz. Yani enerjiyi tek bir kişinin üretmesi her zaman için enerjinin enerjinin daha verimli olacağının garantisi değil. Enerjinin topluluk bazlı üretilmesi bir şekilde enerjinin daha demokratik bir yansıması demektir diye düşünüyorum. Enerji kavramı şey pardon, demokrasi kavramının tanımını yapmaya kalktığımızda yurttaşın katılımı, yerinde üretim ve yerinde tüketim. Bu esaslara dayalı bir enerji tüketiminde, enerji üretiminde söz sahibi olmak diye belirtebiliriz. Yani yurttaş bu işin içine girmiş olacaktır, yerinde üretilmiş olacaktır, yerinde tüketilmiş olacaktır. Ve bunlara dayalı enerji üretiminde de aynı zamanda söz sahibi olacaktır.
Yurttaş katılımı dediğimiz zaman aslına bakarsanız burada iki tane örnekten bahsettim. Farkındaysanız hemen altında da belirttim. Kooperatifçilik, yani enerji üretiminde kooperatifçilik ve aynı zamanda enerji alanında da, yani yine üretiminde, türetici olmak. Türetici. Türetici kavramını tahmin ediyorum birçok kişi duymuştur. Duymayanlar için ayrıyeten onu ileriki dönemde anlatmaya devam edeceğim. Kooperatifçilik ise hepimizin bildiği, hepimizin daha aşina olduğu, hepimizin daha yaygın bir şekilde kulağına gelmiş olan bir kavram kooperatif. Ama enerji kooperatifi dediğimiz zaman işte bu biraz daha yeni bir olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu yeni alanda da neler yapılabilir, ne şekilde üretim yapılabilir, ne şekilde bir sistem yaratılabilir. Bundan sonraki slaytlarımızda özellikle onun üzerine bahsetmeye çalışacağım. Enerji demokrasisindeki en önemli kavramlardan bir tanesi yurttaşın katılabilmesi. Yurttaşın katılıp enerji üretiminde söz sahibi olabilmesi aslına bakarsanız zaten demokrasi kavramını da kendiliğinden getirmiş. Biz bugün nasıl siyasi partilerde bir yöneticileri bile, yani bir yönetici sınıfını bile eğer kendi oylarımızla bir yere getiriyorsak, parlamentoda milletvekillerimizi kendi oylarımızla bir yere getiriyorsak, bu aynı zamanda başka alanda da bizim katılımcılık içinde dahil olabilmemizi gösteren bir nokta olması gerekiyor. İşte enerji demokrasi dediğimiz zamanda yurttaş katılımlı bir enerji üretimini veya tüketimini, bunların ikisinin de planlamasının yurttaşın katılımıyla beraber yapılması çok önemlidir diye özellikle belirtmem gerekiyor. Evet, türeticiden bahsetmiştim az önce. Türetici dediğimiz zaman aslına bakarsanız enerji piyasasında tüketici olarak yer almak var, üretici olarak yer almak var ya da aynı anda olarak ikisini aynı anda imkanı sahipseniz, ikisine aynı anda olduğunuz, yani hem üretim hem de tüketici, hem üretim tüketici olabiliyorsanız, işte o zaman türetici kelimesi aslına bakarsanız son yıllarda ortaya çıkan bir kelime ve bence de çok da güzel bir şey. Şimdi buna çok basit, çok pratik bir örnek vermek istiyorum. Kendimizin üzerine, ki Türkiye bu alanda en güzel ülkelerden bir tanesi. Dünyada üçüncü en gelişmiş mesela. Türk evinizin üzerinde güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi var. Siz bu su ısıtma sistemindeki sıcak suyu, su sistemde ısıttığınız sıcak suyu kendi evinizde kullanıyorsunuz. Ama aynı zamanda bunun da üreticisiniz. Yani o sıcak suyu kendiniz de üretiyorsunuz. İşte siz orada bir türetici oluyorsunuz. Hatta ve daha o sıcak suyu sizi fazla geldiği zaman yan komşunuzla veya evinizin bir alt katında oturan veya bir üst katında her neyse komşunuzla paylaştığınızda işte o zaman işin içine biraz daha farklı da bir alanda giriyor. Yani siz sadece üretici ve tüketici olmuyorsunuz. Bu sefer bir de ayrıyeten satıcı dahi olabiliyorsunuz. Onunla paylaşmış da oluyorsunuz. Bunların hepsi türetici kavramının ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Enerji alanında ise baktığımızda, enerji olarak da biz hep enerjiden sanki elektrik gibi bahsediyoruz. Yani ama enerji sadece ve sadece elektrik değil. Az önce Tülin Hocam çok güzel bir örnek verdi. Özellikle bu enerji verimliliği konusunda binadaki verimlilik nasıl yapılıyor, nasıl sağlanıyor diye vermiş olduğu örneğe baktığımızda bunun yani ısı anlamında veya soğutma anlamında bile ne kadar büyük bir enerji kaybı veya kazancı olduğunu gösterebiliyor. Yani biz aslına bakarsak sadece ve sadece elektrik olarak bakmamızın da yanlış olduğunu özellikle burada belirtmem gerekiyor. Ama biz sadece elektrik dahil olarak baksak,
sadece elektrik dahil olarak evinizin çatısına koymuş olacağınız 5 veya 6 tane güneş paneli sizin günlük elektrik tüketim ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapasitedir. Günlük elektrik tüketimi dediğimde bunun içine buzdolabı girer, bunun içine çamaşır makinesi girer, bunun içine işte efendime söyleyeyim aydınlatma veya şey de girer. Ama siz ben ütü yapmak istiyorum dediğinizde o zaman tabii ki daha fazla koymak zorundasınız. Veya ben elektrikli fırınımı her gün çok yüksek kapasitede çalıştırmak istiyorum derseniz tabii ki daha fazla kullanmak zorundasınız. Ama nihayetinde evinizin çatısına kuracağınız bir güneş enerji sistemi aslına bakarsak çok da güzel bir şekilde sizin bir türetici olmanızı sağlar. Siz kendi başınıza evinizin elektrik ihtiyacını karşılıyorsunuz ve bu karşıladığınız elektriği de yine güneşten sağlamış oluyorsunuz. Bence bu çok da sağlıklı ve çok da güzel bir kavram olacaktır. Şimdi topluluk bazlı enerji üretimine geçtiğimizde burada farklı yerlerden bahsedebiliyoruz. Bu farklı modellerinin en başına aslına bakarsanız bugüne kadar az önce de konuştuğum fakat bugüne kadar da herkesin aşina olduğu, kulak aşinalığı olduğu bir kooperatif modeli var. Kooperatiflerle insanlar ne yaparlar? Yani bir elma üretim kooperatifine baktığımızda mesela elma üretim kooperatifinde insanlar elmalarını üreten bu kooperatif aracılığıyla satarlar, daha yüksek gelir elde ederler. Aynı şekilde enerji türetici az önce örneğini vermiş olduğumuz türetici kavramındaki kişiler kooperatife ortak olduklarında kooperatif aracılığıyla elektrik üretirler. Bu üretmiş oldukları elektriğin kendi illerine ait olan kısmını kendileri kullanırlar, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için. Geri kalanını da şebekeye satarak yine gelir elde ederler. Yani normal bir kooperatif modelini bu sefer elektrik üretimi için kullanmış. Yine topluluk bazlı enerji üretimi alanında farklı örneklerden bahsedebiliriz. Yönetim öncülüğünde üretilmiş, yapılan üretimler. Şimdi belki hatırlayanlarınız vardır ama aramızda o kadar yaşlı kişilerin olduğunu sanmıyorum. Herhalde burada sunum yapanlar içinde en yaşlılardan bir tanesiyim. Ben bile çok çok böyle çocukluğumun en uç kısımlarından yakalamıştım. Yerel yönetimler daha önce böyle mazot veya dizel yani mazot veya gazlı jeneratörlerle şehirlere elektrik verilirdi. Bu 1970'li yılların başına kadar geldi. Yani 1971'e kadar böyle bir şey vardı, 72'ye kadar. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye'de 1972'de Türkiye Elektrik Kurumu bir ulusal şebeke oluşturdu. Ve bu ulusal şebeke üzerinden elektrik dağıtımı bütün her tarafa eşit bir şekilde dağıtılmaya çalışıyordu. Fakat ben de hatırlıyorum ki işte o son dönemlere denk geldiğim için orada böyle şehirlerde sadece ve sadece yerel yönetimlerin öncülüğünde bir belli saatlerde elektrik verilirdi. Onlar da şehir aydınlatması için kullanılırdı. Evlerin belli başlı odalarda sadece aydınlatma için kullanılırdı. Ama onun haricinde çok da yoğun bir şey yok idi. Böyle bir çalışma ne yazık ki yok idi. Biz bu dönemi gördük. Yani yerel yönetimler aynı zamanda bu enerji üretimi veya enerjinin dağılması konusunda da belli başlı bir şekilde söz sahibi olabilirler. Bu az önce vermiş olduğum örnekte yerel yönetimlerin yani belediyeler öncülüğünde yapılmış olan dağıtımlarda hep şununla da karşılaştık. Bunun içinde o yörede yaşayan kişilerin de o enerji dağıtım sistemine ortak olmaları sağlandı. Yani belli başlı bir
yerel kalkınma modeli yaratılmış oldu. Bu da farklı bir sistem idi o dönemde. Fakat dediğim gibi 1972'de Türkiye Elektrik Kurumu aracılığıyla bir ulusal şebekeye döndüğümüz andan itibaren bu artık tamamen ortadan kalktı. Fakat çok başka bir örnek vereyim. Bugün dünya nüfusunun işte 7 milyar olduğunu kabul ediyoruz. Bugün dünya nüfusunun 2 milyarının halen elektriğe ulaşamadığını da özellikle belirtmem gerekiyor. Bu bile aslına bakarsanız bizim ne kadar önemli bir şekilde yol almamız gerektiğini de gösteriyor. Üçüncü topluluk bazlı üretim, yani enerji üretimi alanına baktığımızda ise tüketim birleştirme diyoruz. Tüketim birleştirme çok daha güncel bir şekilde hayatımızın içine girebilecek olan bir alan. Şimdi özellikle işte 1980 sonrasında çok hızlı bir şekilde bir apartmanlaşma, bir toplulaşma alanına girdi. 80'den sonra biz artık apartmanlarda oturmaya başladık. Yani yaklaşık böyle 40-50 yıllık bir maceramız var apartmanlaşma. Aynı apartmanda yaşayan insanlar kendi elektriklerini kendileri üretip kendileri de kullanabilirler. Bu sadece aynı apartman olmak zorunda değil. Mesela özellikle site gibi yerleşim alanında düşündüğümüzde siteler için de çok önemli bir yaklaşım olacaktır. Bu tüketim birleştirme 2013 yılındaki lisanssız enerji öğretmeliğinin içine yerleştirildi ve o dönemden itibaren halen bu şekilde bir sisteme geçme imkanı sağlandı. Bugün Türkiye'de özellikle yani yeni yapılarda bir şey dikkatimi çekiyor. Yeni yapıların en basitinden bu ortak alanlardaki, bunun içine işte efendim merdiven otomatları dahildir, bunun içine asansör dahildir, bunun içine bahçe varsa bahçe ve bahçe ayartması dahildir, terası varsa teras aydınlatmaları dahildir vesaire. Bunların hepsinin elektriğini karşılayabilecek şekilde yeni yapılan konutlarda bazı uygulamalara gözümüze çarpıyor. Yani bazı uygulamalara şahit oluyoruz. Ama çok yaygın mı derseniz tüketim birleştirme metodunun çok da yaygınlaşmadığını şu an için görebiliyorum. Tabii ki temennimiz bunun daha hızlı bir şekilde yaygınlaşması. Özellikle bundan sonra yeni yapılacak konutların hepsinde temel ihtiyaçları, temel belli başlı tüketim alanlarını yakalayabilecek bir elektrik üretim sisteminin kurulması çok elzem diye düşünüyorum. Benim en çok aşina olduğum veya üzerinde en çok çalıştığım kavram kooperatif modeli. Çünkü bu Türkiye'deki ihtiyacı da tam karşılayabilecek şekilde ve gerçekten daha verimli bir şekilde sağlayabilecek bir model. Kooperatif, enerji kooperatifçiliği veya enerji kooperatif modeli biz daha yaygın bir şekilde gelişeceğini ve bundan sonraki işte de daha etkin bir söz sahibi olacağına da inanıyoruz. Bununla ilgili çeşitli örnekler de zaten size ileriki slaytlarda vereceğim. Şimdi kooperatifi aslında bakarsanız hepimiz biliyoruz. Bazı insanlarımız kooperatiflerden çok sıkıntılı bir şekilde söz etmiş oluyorlar. Çünkü hayatlarında gerek siyasi gerek ekonomik yönden kooperatif modelinden zarar görmüş olan insanların var olduğunu biliyoruz. Ama yine de kooperatif modeli çok da sağlıklı işleyen bir model Türkiye'de. Yani konut kooperatiflerinden yemiş olduğu darbeden dolayı insanların işte efendime söyleyeyim çok şikayetçi olduğunu biliyoruz. Ama konut kooperatiflerindeki darbenin de temel kökeninin aslına bakarsanız orada yine katılımcı olan insanların yani o kooperatifin ortağı olan insanların çok cüzi miktarlarda para vererek
konut sahibi olmak istemeleri ve bu sürenin de bundan dolayı da sürenin çok uzaması ve uzun sürelerde konutu sahibi olmasını sağlayabilmesi tabii ki istediğimiz bir kavram değil ama ne yazık ki böyle bir modelle karşı karşıya kaldı ülkemiz. Bununla karşı karşıya kaldığı için de işte kooperatifle ilgili çeşitli olumsuz ön yargıların da var olduğunu biliyoruz. Ama kooperatifin temel, aslına bakarsanız Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin yapmış olduğu açıklamaya göre temel kuralları var. Bu kurallara uyduktan sonra hiçbir zaman için hiçbir sıkıntı yaşanmadan bir kooperatif modeli gelebilir ve bu kooperatifçilik de hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde geliştirilebilir. Bugün dediğim gibi işte Türkiye'de çok da başarılı kooperatif örnekleri de mevcut. Bunlar bölgenizde de mutlaka vardır. Bizim bölgemizde de, yani her yerde bunlar yaygın bir şekilde devam ediyor. Bütün dünyada aynı şekilde bu modeli kullanabiliyor. Bugün kapitalizmin eşiği olan, kapitalizmin en üst mertebesini yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile enerji kooperatifleri kendi bölgelerinde enerji üretimi yapmıyor. Sadece enerji üretimi yapmıyorlar. Enerji tüketimi veya enerjinin daha doğrusu dağıtılması, yani tüketicilere dağıtılması alanında bile büyük şirketlerle boy ölçüştürebiliyorlar. Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin vermiş olduğu buradaki tanımı kooperatiflerin bir ortak kelimesi üzerinde durması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu ortaklık hem ekonomik hem de sosyal hem de kültürel ihtiyaçlar için bir ortak alan bulunması gerektiğini belirtiyor. Bu herkesin, bu kooperatifin içinde bulunacak olan kişilerin bir ortaklığının olması gerekiyor. Bizim enerji kooperatif modelimizde herkesin enerji tüketicisi olmasını bekliyoruz. Herkes enerji tüketicisi olsun ki kendi enerji ihtiyacını ilk aşamada kooperatiften sağlasın. Geri kalan fazla elektrik üretimini de daha sonra kendisi bu fazla üretilmiş olan elektriği de bu kooperatif aracılığıyla şebekeye satıp onu bir şekilde devreden çıkartabilsin. Yani daha doğrusu kendisine geri olarak sağlayabilsin. İkinci şey, hepsinin bir müşterek sahip olduğu bir alan olması gerekiyor. Bir müşterek alan dediğimiz zaman bu müşterek alan ya kooperatifin binasıdır ya işte kooperatifin bir gayrimenkulüdür, bu araçlarıdır, kooperatifin şeyidir. Yine enerji alanına baktığımızda belki kooperatifin bir tane rüzgar gülü vardır, bu rüzgar gülüyle elektrik üretimi yapıyor. Veya bir güneş enerji santrali vardır. Bu güneş enerji santrali ile elektrik üretimi yapıyordur. Bunların hepsi aslına bakarsın bize kooperatiflerin o kooperatif ortaklarının o ortak müşterek yatırımı müşterek bir yatırıma sahip olduğunu göstermektedir. Kooperatiflerde bence en önemli kavramlardan bir tanesi demokratik olarak kontrol edilebilmesidir. Yani demokratik olarak kontrol edilebilme dediğimiz kavram aslına bakarsanız çok basit bir şeydir. Hepimiz belli başlı bir para yatırarak bir şirkette söz sahibi olabiliriz. Bu üç tane aile ferdinin de yapmış olduğu bir şirket olabilir. Üç arkadaşın da yatırmış olduğu, yani para yatırmış konuşulduğu bir şirket olabilir. Ama şirket modelinde hep şu vardır. En çok parayı yatıran kişi en çok söz sahibidir. Yani siz 50 lira verdiniz ama diğer herkes 10'ar lira verdi veya 5'er lira verdi. Siz şimdi 10 lira veren kişiyle 50 lira veren kişiyi eşdeğer tutar mısınız? Bu şirket modelinde kesinlikle tabii ki böyle bir şey değildir. Ama kooperatif modelinde ise İşte bunların hepsi eşittir. Çünkü burada önemli olan üretilen metanın
parasal değerli, parasal değeridir tabii ki ama burada o üretilen meta için sizin yapmış olduğunuz üretim miktarı değildir. Bunu şöyle bir örnekle vermek istiyorum. Siz yani enerjinin dışına bir örnekle vereyim ki daha pratik olsun. Sizin 50 dönümlük bir elma bahçeniz var. 50 dönümlük elma bahçenizde işte siz her sene 5 ton elma üretiyorsunuz. Tamamen farazi rakamlar veriyorum. Çok uzmana olduğum bir alan değil çünkü. Yani gıda üretimi. Ama yani pratiklik olsun diye özellikle bu örneği veriyorum. Sizin 50 dönümlük bir tarlanız var veya işte elma bahçeniz var ve orada elma üretiyorsunuz. Ama benim 5 dönümlük bir elma şeyim var, bahçem var. Ve ben de sizin ürettiğiniz işte ancak onda biri kadar elma üretiyorum. Ama ikimiz de kooperatifte ortağız. Ve kooperatif ikimizin de elmalarını alıyor. Bunları pazarda çeşitli pazarlar üreterek işte atıyorum. Belki Migros aracılığıyla, belki BİM'lerle anlaşarak, belki de İstanbul'daki bir tane pazarlamacıyla anlaşarak onunla bu elmaları satıyor. Şimdi 50 dönüm tarlam var ve ben işte 5 ton elma üretiyorum. Oysa ben sadece 5 dönümlük bir elma tarlam var ve sadece 500 kilo elma üretiyorum dediğim zaman ikimizin farkı olması mı gerekiyor? Kooperatifte böyle bir şey olamıyor. Olmuyor da zaten. Çünkü ikimiz de o kooperatifte sadece ve sadece bir oy hakkına sahip oluyoruz. Yani genel kurula çıktığımızda yeni bir kişiyi seçeceğimizde ben işte 5 ton elma üretiyorum da sen 500 kilo elma üretiyorsun. İkimizin oyu aynı değildir deme hakkını kimse bulmuyor. Çünkü asıl amaç orada o kooperatif aracılığıyla hepimize bir gelir sağlayabilmek, ortak bir gelir sağlayabilmek. Ama tabii ki 5 ton elma satan kişi kooperatiften daha yüksek bir gelir elde edecektir. 500 kilogram elma satan kişi aynı şekilde daha az bir gelir elde edecektir. Yani mutlaka ikisi de kendi ürünleri oranında bir gelir elde edeceklerdir. Bunu elektrik kooperatiflerine, enerji kooperatiflerine çevirdiğimizde yine aynı şeye bakarız. Hepimizin mutlaka üretim alanlarında bu kooperatifin enerji üretebilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bu enerji üretim yöntemlerinden işte bir tanesinde bir kişinin elektrik üretme imkanı faturası itibariyle daha fazla ise doğal olarak daha fazla elektrik üretebilir. Bu üretmiş olduğu elektrikten daha fazla da gelir elde edecektir kooperatifte. Ama bu elde etmiş olduğu gelir onun oy hakkını değiştirmeyecektir. Yani genel kurula geldiğinde o kooperatifin yöneticisini seçmek için, o kooperatifin işte efendime söyleyeyim denetleme şirket sistemlerini belirleyebilmek için veya o kooperatifin gelecekle ilgili yapılacak olan, alınacak olan kararlara söz sahibi olabilmesi için kooperatif ortaklarının hepsinin birer oyu vardır. Ve bu çok önemli bir şeydir ve gerçekten kooperatif diğer şirketlerden kooperatif modelini tüm demokratik yapılardan aslında en demokratik olanı olarak gösterdiği bir aşamadır diye düşünüyorum. Ve ben de çok çok önemsediğim kısım diye özellikle belirtmem gerekiyor. Bu kooperatifi insanların aynı zamanda tabii ki gönüllü olarak bir araya gelerek kurmaları gerekiyor. Yani gönüllü bir şekilde sen bu köyde yaşıyorsun, o zaman bu köyde sen de elma üretiyorsun, senin de bu kooperatifte yer almak yok diye kimseyi zorlama imkanına veya hakkına sahip değilsin. Aynı şekilde ben kendi çatısında sadece kendim için elektrik üretiyorum, ben kimseyle de ilgilenmek istemiyorum, ben sadece ve sadece kendi elektrik ihtiyacımı karşılayayım,
beni sizler ilgilendirmiyorsunuz diyen bir kişi zorlama hakkına sahip değiliz. Yeter ki yapabilirsin. Yani yeter ki o da kendi evinin çatısında yapmak istesin. Ama tabii ki bunu eğer komşusuyla paylaşırsa, başka insanlarla, hiç tanımadığı insanlarla paylaşırsa, hatta şimdi son dönemde Almanya'da ve Belçika'da uygulanmaya başlayan bir model var. Artık ev sahipleri kiracıların yani ev kiraya vermiş oldukları evin çatısına enerji sistemi kuruyorlar. İçinde oturan kiracıya elektriği ne de ayrıyeten satmış da oluyorlar. Böyle bir şey de yarattı modelleri de olabilir tabii ki. Ama bu insanların mutlaka mutlaka bir kurarken veya bu kooperatifin içinde yer alırken gönüllü olarak bir araya gelmeleri gerekiyor. Yani bu gönüllülük esası temel kavramlardan bir tanesi. Bir de hepsinin ötesinde kooperatifler özel birer teşkilattırlar. Yani özel bir yapıya sahiptirler. Yani onları kooperatifin dışındaki insanlar çok yoğun bir şekilde denetleme, tabii ki ticaret kanunu veya işte vergi kanununa tabidir ama onun haricinde diğer insanların denetlemesini çok kimsenin hakkı da yoktur zaten. Böyle bir imkanı da yoktur. Ama kooperatifler tabii ki istedikleri oranda bu bilgileri açabilirler de. Fakat kooperatif ortakları bu özel yapıyı kendileri kontrol etme hakkına sahiptirler. İşte bunun için yıllık genel kurullarını oluştururlar. Bu yıllık genel kurullarında otururlar, tartışırlar. Biz bu yıl buraya bu kadar harcama yaptık. Bu yıl buraya bu kadar gelir elde ettik. Ve bu gelirler sonrasında da bunları sağladık. Ortaklarımıza bu gelirler karşılığında bu kadar pay dağıttık vesaire. Bunları belirttikten sonra da bu özel yapıyı bütün ortaklarıyla paylaşmış olurlar. Yani dışarı kişinin denetimi değil çok kendi ortaklarının denetimi daha bir kooperatiftir. Onun için kooperatif modeli tanımlarken Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin getirmiş olduğu bu tanım temel ilkelerden bir tanesidir. Temel ilkedir. Kooperatiflerin işte bu temel ilkeleri az önce de sıralamış olduğumuz kavramlardır. Bu da Uluslararası Kooperatifler Birliği o tanımı yapmış ama o tanımın haricinde bir de temel ilkeler koymuş. Bu temel ilkeler işte gönüllü ve serbest üyelik, gönüllü üyelikten az önce bahsettim. Ortakların demokratik kontrolü, bu da işte özel yapının olması. Ortakların ekonomik katkısı, bu işte o kurulacak olan, kooperatife ait olacak olan gayrimenkul, gelir, burada bir elektrik santrali, bir rüzgar gölü neyse bunun hepsine ortakların bir ekonomik katkı vermesi gerekir. Bunun ne kadar olacağı tabii ki kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetimiyle beraber belirlenir ve o şekilde sağlanır. Özellik ve bağımsızlık dediğim gibi kendi iç denetiminde yapılabilmesi ve kendi içindeki insanlar tarafından özellik bir denetime tabi olabilmesi demektir. Eğitim ve uygulama bilgisinin serbest dolaşımı kooperatiflerde en önemli unsurlardan bir tanesi de kooperatifler sadece ve sadece bir üretimi başka bir yere pazarlayan unsurlar değildir. Kooperatifler aynı zamanda eğitim alanlarıdır. Çünkü ortak hareket etmeyi gösterirler. Bu ortak hareket imkanlarını sağlar. Kooperatifler aynı zamanda bir uygulama birimidirler. Çünkü burada belli başlı yeni modelleri uygularlar. Yeni modeller üzerinde düşürler. Az sonra size bunlarla ilgili mesela bizim Troya Enerji Kooperatifimizdeki uygulamalardan bahsedeceğim. Bir de bilginin serbest dolaştığı. Yani üretilen bilgi bu kooperatif aracılığıyla üretilmiş olan bilginin kesinlikle ve kesinlikle ortaklar arasında serbest dolaşımı gereklidir. Ortakların haricinde bilginin ne kadar serbest dolaşacağını da yine ortaklar karar verir. Yani siz ticari sır olarak da bazı şeyleri saklamak isteyebilirsiniz. Buna kimse müdahale etmez. Ama
Onun haricinde işte ne kadar yıllık ne kadar elektrik ürettiğinizi, ne kadar kendi kooperatif ortaklarınız aracılığıyla ne kadarını tükettiğinizi mesela diğer kurumlarla, diğer kişilerle, başka yerlerle paylaşmak istiyorsunuz. Bu da çok normal bir şeydir. Bu bilginin de serbestçe dolaşabilmesini sağlamak her zaman için istenilen kavramlardan bir tanesidir. Kooperatiflerin en temel kavramlarından bir tanesi ise kooperatifler arası işbirliğidir. İki tane tarım kooperatifi mutlaka mutlaka işbirliği yaparsa ikisinin de birbirleri aracılığıyla daha geniş, daha yüksek bir pazarlama kabiliyetine sahip olacağını hepimiz biliyoruz. Ve bilgilerini paylaşırlarsa aynı şekilde veya pazarlama yöntemlerini, tekniklerini paylaşırlarsa bu da onların aslına bakarsanız daha etkin ve daha güçlü olmalarını sağlayacaktır. Kooperatifler arasında bir işbirliği sağlandığı anlamda bir güç paylaşımı veya daha doğrusu ne diyelim daha güçlü bir yapılanmaya sahip olduklarını görüyoruz. Biz bunun en önemli kavramlarından bir tanesi enerji kooperatiflerinin hikayesinden de size birazdan bahsedeceğim ama bunun en önemli görünür noktalarından bir tanesini şu şekilde anlatmak isterim. Enerji kooperatifleri daha çok yeni olduğu için Türkiye'de de biz bu konuda çok az bilginin sahip olduğumuz, yani çok az bilgiye sahip olduğumuzu gördükten sonra yurt dışındaki bu enerji kooperatiflerinden yardım istedik. Ve bu enerji kooperatifinin dilini bize beraber bazı kavramları tartışmamıza yardımcı oldu. Bize en basitinden siz kooperatifler olarak neler yapıyorsunuz bize anlatın. Ve bu amaçla her sene, bu seneye kadar her sene Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri konferansları düzenledi. Ve bu konferanslarda hep enerji kooperatifleri konuştu. Yurt dışından, her yerden gelen enerji kooperatifleri. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Avustralya'nın Tazmanya Adası'ndan gelen bir enerji kooperatifi de bizim burada bizimle bilgilerini paylaştı. İsveç'in en ücra köylerinden, en kuzeyindeki köylerden bir tanesinden bile bir enerji kooperatifi geldi, bizimle bilgilerini paylaştı. İşte bilginin serbest dolaşımı ve bu kooperatifler arasındaki işbirliği temel noktalardan bir tanesi olarak biz bunu görüyoruz. Ve bunu da çok önemsiyoruz. Gerçekten çok önemli bir kavram. Çünkü bunu ne kadar hızlı bir şekilde paylaşırsak, ne kadar deneyimlerimizi karşı tarafa anlatırsak, yeni deneyimler, yeni alanlar yakalama şansımız var. Ve bu alanlar bizim hepimize daha da güçlü, daha da güçlü bir hal almamızı, topluluk içinde daha güçlü bir şekilde çalışmamızı sağlayabiliyor. Kooperatiflerin temel ilkelerini yine Uluslararası Kooperatifler Birliği sıraladığında 7. temel ilkede topluluk için üretim diyor. Yani siz üretmiş olduklarınızı sadece ve sadece o ortaklarınız aracılığıyla ve o ortaklarınız için üretmiyorsunuz. Aynı zamanda topluluk için üretiyorsunuz. Yani başka insanlar için de üretiyorsunuz. İşte bunun için enerji kooperatifleri, yenilenebilir enerji kooperatifleri özellikle üretmiş oldukları enerji, elektrik ile aslına bakarsanız iklim değişikliğinin en büyük düşmanı da var. Çünkü yenilenebilir enerji ile yenilenebilir enerji ile, enerji kaynakları ile enerji üretirler. Bu enerjinin hem kendi ortakları tarafından kullanılmasını sağlarlar, yani temiz bir enerjinin de, hem de bu temiz enerjinin şebeke ile başka insanlara yaygınlaştırılıp da başka insanlar tarafından da tüketilmesini sağladıkları için aslında dediğimiz gibi topluluk için, yani var olan topluluklar için de bir enerji üretiminden bahsetmiş oluyoruz. Peki enerji üretimini neden kooperatifler aracılığıyla yapmamız gerekiyor der isek, böyle bir yani zorlamaya neden gidelim, biz bunu kendi başımıza neden yapmıyoruz
biz bunu veya işte şirket aracılığıyla, belediye aracılığıyla neden yapmayalım demeye karar düşünürsek en basitinden. Bu aslına bakarsak kooperatifler aracılığıyla en azından bir kırsal ve bölgesel bir kalkınma modelidir. Çünkü kooperatifler sadece ve sadece o bölgede yaşayan insanlar tarafından kurulur. O bölgedeki insanların talebi bunu sağlar. Kooperatifler o bölgede yaşayan işte arkadaşlar, komşular aracılığıyla yaratılırsa ki Türkiye'deki mevzuat da bunu sağlıyor zaten. Enerji üreticileri sadece başı kendi illerinde veya enerji dağıtımının yaygın o enerji dağıtım bölgesi için geçerlidir diyor. Bu da demektir ki en fazla 3 ilde 4 ilde bir enerji üretim kooperatifine girebilirsiniz. Ama onun haricinde Vanlı bir kişi Çanakkale'deki bir kooperatife dahil olamaz. Çanakkale'deki bir kişi de Van'daki bir enerji kooperatifine dahil olamaz. Bunun da olmasını istemiyorlar. Bence de aslına bakarsanız doğru da yapıyorlar. Çünkü Van'daki enerji kooperatifi aslında o bölgenin koşullarına göre güneş enerjisi mi, rüzgar enerji mi, jeotermal mi, işte biyogaz mı, ne tür bir enerji ihtiyacı olduğuna kendisi karar verecektir. Bu da kendi bölgesinin imkanları ve kendi bölgesinin üretim imkanlarıyla karşı karşıya kaldığı için de o bölgedeki kalkınma modeline kendisi sağlayacaktır. Bu daha da hızlı bir gelişme sağlayarak gelirin de o bölgede kalmasını sağlayacaktır. Çok yüksek değişik yerlere gitmesini engellediği için de o gelirin daha gelirin sağlanması için çok yüksek maliyetlere ihtiyaç duymadığı için de maliyetleri düşecektir. Bunun için de daha iyi bir fiyat sunma imkanına sahip olacaktır. Enerji kooperatifleri bugün enerji satışına sahip değildirler. Ama enerji satışına sahip olmamakla birlikte kendi ortaklarının elektrik ihtiyacını karşıladıkları için kendi ortaklarına çok daha cazip fiyatlarla sağlamış olmaktadırlar. Bu onun zaten göstergesidir. Bu aynı zamanda sürdürülebilir bir yatırımın sağlanmasını da sağlayacaktır. Yani daha doğrusu böyle bir yatırıma da teşvik etmiş olacaktır. Sürdürülebilir ve bundan sonraki süreçte de hayatta kalabilecek yatırım alanları sağlayabilmek bu enerji üreticileri için veya daha doğrusu kooperatif ortakları için de çok önemli bir şeydir. Aynı zamanda kooperatifler yenilenebilir enerjinin hem teşvik edilmesini hem de daha çok benimsenmesini sağlayacaklardır. Çünkü kooperatifler az önce söylemiş olduğumuz o temel 7 tane temel unsurdan bir tanesi eğitim vermek zorundadırlar. Aynı zamanda bilgilerini paylaşmak zorundadırlar. Diğer kooperatiflerle yaygınlaşmak zorundadırlar. Diğer kooperatiflerle işbirlikleri yapmak zorundadırlar. Bunları yaptıkları için de yenilenebilir enerji alanında çalışan kooperatifler en basitinden tarım kooperatifleriyle bir araya gelip onların da yenilenebilir enerji kullanmasını teşvik ederek daha etkin bir şekilde iklim değişikliğine karşı bizim mücadele etmemizi sağlamış olacaklardır diye düşünüyorum. Bu esnada arada sırada bir su içme molası veriyorum. Onun için bir sessizlik dönemi yaşıyorum. Affola. Kooperatiflerin hızlandırıcı etkisi dediğimizde yani bu şekilde başlıklar koydum. Bunlar hiç olmazsa hepimize aslına bakarsak bir ufuk açıcı da bir nokta olabilir diyerek bu başlıklar üzerinden gitmeye çalıştım. Kooperatiflerin hızlandırıcı etkisi mutlaka olacaktır. Yani hızlandırıcı etki dediğimizde ne olacaktır? Sadece neyi sağlar veya işte ne tür etkileri olacaktır ve bu etkileri nasıl hızlandırabilir diye düşündüğümüzde
Burada da işte bir yenilenebilir enerji imkanlarının daha yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Güneş ve rüzgar gibi bunlar aracılığıyla elektrik üretiminin yaygınlaşması çok daha hızlı bir şekilde bunların üzerine geçmiş olacaktır. Biyokütle özellikle tarımsal ve hayvansal üretimle yaygın olan alanlarda biyokütle ile enerji üretimi bence çok önemli bir kavramdır ve bunun da hızlı bir şekilde hayata geçmesi yine kooperatifler aracılığıyla sağlanacaktır diye düşünüyorum. Kooperatifler, özellikle enerji kooperatifleri, yüksek verimlilik ve çok düşük maliyetler sağlayacaktır. Neden yüksek verimlilik? Çünkü aynı bölgede üretiliyor, hemen orada da tüketiliyor. Yani hiçbir şekilde ulaşma imkanı, ulaşımdan dolayı büyük kayıplar yaşanmadığı, çok büyük ulaşımların da sağlanmadığı, yani siz Muğla'da yatan termik santralinde üretilmiş o elektriği Van'da tüketmeye kalktığınızda 2000 kilometre hat çekmek zorundasınız. 2000 kilometre hat için ne kadar yüksek maliyetler karşılanması gerekmektedir. Ama daha küçük bölgesel şebekeler aracılığıyla bunu yapabilsek mesela çok daha etkin sonuçlar alacağız. Ona da ihtiyaç yok. Yani öyle çok küçük şebekelere de ihtiyaç yok. Elektriği zaten siz eğer Van'da üretip şebekeye verirseniz o buradaki elektrik zaten çok hızlı bir şekilde Van çevresinde dağıtılacak veya daha doğrusu orada tüketilecektir. Çünkü elektrik kendisi o uzun kablolardan gitmek isteyen bir şey değildi. Dün hatta bir elektrik mühendisi arkadaşım çok net bir şey söylemişti. Dünyanın en hantal nesnesidir elektrik. Bir yerden bir yere onu taşımak aslında o kadarsanız o kadar zorlayıcı bir şeydir derdi. Bunun için mesela elektrik hatlarında çok büyük kayıplar yaşanır. Siz kevanmış olduğunuz elektriği Bursa'da tüketmeye kalktığınızda Bursa'daki otomobil fabrikasına gelinceye kadar o elektrik 1500-1800 kilometre yol gitmektedir. Bu 1800 kilometre yol giderken de bugün TEİ yaşım verilerine göre Türkiye'deki enerji sadece ulaşımdan kaynaklı enerji kaybı yaklaşık %12'dir. Yani siz 10 birim elektrik üretiyorsunuz, 12 birimini zaten bu ulaştırma esnasında kaybediyorsunuz. Ama dediğim gibi Van'da üretirseniz, Van'da da tükettiğiniz için hiçbir maliyet kaybınız olmayacaktır. Çok daha düşük bir maliyette bunu sağlayacaksınız. Hem de hiçbir şekilde kaybınız olmadığı için daha yüksek verimlilikle sağlamış olacaksınız. Başka bir şey etki, bu aynı zamanda o bölgede yaşayan insanlar için, yani yerel topluluklar için bir gelir kaynağıdır. Nasıl bir gelir kaynağıdır? İşte o kooperatif ortakları aynı zamanda kendi tüketimleri haricinde üretilen fazla elektriği şebekeye sattıkları için hem kendileri tüketim alanlarında bir fatura ödemedikleri için bir kazanç sağlamış olacaklardır. Hem de artı fazla sattıkları elektriği şebekeye sattıkları için de bir ayrıyeten oradan ikinci bir gelir elde edeceklerdir. Yani kısacası bu yapmış oldukları yatırımı çok hızlı bir şekilde hem geri almış olacaklar hem de düzenli bir, yani bir maaş gibi diyelim. Tabii ki çok yüksek maaşlardan bahsetmiyoruz ama bir maaş bunun düzenli bir şekilde bir gelir olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ve bu özellikle yerelde yaşayan insanlar için çok büyük kurtarıcı bir unsurdur. Bu yerelde yaşayan insanların daha güçlü bir şekilde gelir sağlamalarını sağlayacaktır. Yani gelir kaynaklarının artmasını sağlayacaktır. Dediğim gibi bir de kooperatiflerdeki en önemli kavramlardan bir tanesi yerel demokrasinin güçlenmesini sağlarlar. Çünkü yerelde yaşayan insanlar beraber iş birliklerini sağladıkları için, beraber birlikleri yarattıkları için bu sefer birbirlerini daha dikkatli bir şekilde dinleyecekler, birbirlerini daha dikkatli bir şekilde değerlendirecekler ve sürekli yani
karşı taraftan hani bir şey beklemek değil, artık kendileri de işin içinde olduğu için bu sefer daha özgürlü, daha net bir şekilde hayatın içinde olacaklarından daha etkili bir sisteme sahip olmuş olacaklardır diyor. Ve bu da doğal olarak yerel demokrasinin güçlenmesini sağlayacaktır. Türkiye'de yenilenebilir enerjiye müthiş bir toplumsal destek var. Yani bugün çeşitli bilim akademileri tarafından yapılmış olan çalışmalarda da görüyoruz. Bunu çeşitli anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalarda da görüyoruz. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmiş olan elektriği tüketmek isteyen insanların sayısı çok çok fazla. Çünkü biz Türkiye olarak enerji üretiminde çok dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani elektrik üretiminde çok dışa bağımlıyız. Burada vermiş olduğu rakamlar da zaten bunun göstergesi. Biz elektriğimizin %60'ını kömür ve doğalgaz ile üretiyoruz. Bu aslına bakarsanız çok büyük bir birim. Bu %60'ın üzerine hele %12 kaybı koyduğumuzda ne kadar büyük bir zarar oldu. Biz doğalgazı yurt dışından alıyoruz. İthal kömürü de zaten olduğu gibi yurt dışından tabii ki geliyor. Yerli kömürümüzün verimi çok düşük olduğu için ve yerli kömürümüzün miktarı da çok fazla olmadığı için yerli kömür ile üretim tesisleri ne yazık ki çok sağlıklı çalışmıyor. Doğal olarak onlar da ya ithal kömür ile karıştırarak, yani bir şekilde ikisini mix ederek yürütüyorlar. Ama bir de şöyle bir şey, daha çok özellikle ithal kömür üzerine çalışmayı tercih ediyor enerji yatırımcısı firmalar. Bu da doğal olarak İklim değişikliğine yönelik bizim kadar yol almamız gerektiğini de gösteriyor. Bu rakamlar aslında bakarsanız ne kadar yol almamız gerektiğini gösteriyor. Biz üretmiş olduğumuz her 10 birim elektriği 6'sını fosil yakıtlarla elde ediyorsak burada oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Bunu daha hızlı bir şekilde kendi imkanlarımızla üretime çevirme imkanına sahip miyiz ve bunu ne kadar yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunun da aslında örneği çok basit, hemen bir altta gösterdiğim gibi. Biz bugün yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye genelinde üretilmiş olan elektriğin %40'ını sağlıyoruz. Bunun %25'i barajlar. %25'i barajlarla olduğu için de aslına bakarsanız ben bunu yenilenebilir kaynak olarak görmüyorum. Çünkü daha dün su günüydü biliyorsunuz. Ve bütün dünyada açıklanan rakamlar, Birleşmiş Milletler'de insanların suya erişimde ne kadar büyük sıkıntılar yaşadığı, sunun artık daha önemli bir unsur olduğunu göz önüne koydu. Bir de Türkiye'deki yağış düzensizliği nedeniyle bizim nehirlerimizdeki su debisi sürekli değişmekte. Bu da barajların aslına bakarsanız çok verimli çalışmadığının da göstergesi. Geçen sene biliyorsunuz işte havalar çok yağışlı olmadı, kurak geçti. Onun için bazı nehirlerimizdeki barajların üretim kapasiteleri %25'lere kadar düştü. %25'lik bir üretim kapasitesi bir enerji santrali için aslına bakarsanız siz 10 liralık yatırım yapıyorsunuz ama onun sadece 25 liralık kısmından üretim yapıp oradan gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu oraya para yatırmış olan enerji yatırımcısı açısından da çok kötü, bunun devlet açısından da çok kötü olduğunu görüyoruz. Ama her zaman için söylediğim bir şey vardır. Tanrı bütün dünyadaki insanlara, yani Kuzey Kutbu'nda da yaşasa, Ekvator'da da yaşasa, bütün dünyada yaşayan insanlara eşit olarak vermiş olduğu bir tek nesne vardır. Yani hava ile beraber güneş. Enerji üretim birimi olduğu, yani cinsi olarak güneşi vermiştir. Güneşiyle siz Kuzey Kutbu'nda, yani Ekvator kucağında bile
ürettiğinizle benzer bir elektrik üretebilirsiniz. Daha verimli koşullarda vesaire. Ama nihayetinde elektrik üretebilirsiniz. Ekvatorun çizgisinde de elektrik üretebilirsiniz. Van'ın en yüksek dağında da bunu yapabilirsiniz. İşte efendime söyleyeyim, Çanakkale'deki böyle ormanın içindeki bir köyün evlerinin çatısında da elektrik üretebilirsiniz. Onun için elektrik üretmek aslına bakarsanız güneş ile çok çok basit bir şey. Ama onun haricinde daha da yenilenebilir enerji kaynakları da vardır. Bu yenilenebilir enerji kaynakları İşte rüzgardır, jeotermaldır, biyogazdır vesaire. Bunların hepsini de değerlendirdiğimizde daha sabit, daha sürekli bir elektrik üretimine sahip. Hem böylelikle ülkemizde kazandığımız bütün gelirlerin, vergilerin hepsinin kaybını yurt dışına vermeyiz. Hem de iklim değişikliğine karşı Türkiye'nin söz vermiş olduğu, dile getirmiş olduğu taahhütleri, çok yüksek taahhütler olmasına rağmen hızlı bir şekilde yerine getirmesini sağlamış olabiliriz. Bir de size az önce söylediğim başka bir şey var. Biz enerji kayıplarını en çok yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. OECD ülkeleri içinde şu anda ortalama olarak diğerlerinin iki katı bir enerji kaybına sahibiz. Bunun temel sebepleri hatlarımızın eski olmasıdır. Hatlarımızın yeterli derece yenilenmemesi de bu bir şey vardır. Biz mikro şebekelere dahil değiliz. Yani bölgesel şebekeler kursak çok daha sağlıklı bir şekilde bunu sistemi yaratmış olacağız. Bunlarla ilgili gördüğünüz gibi bu alanlarda da toplumsal desteğin hızlı bir şekilde var olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar daha müreffeh ve daha refah bir ülke içinde yaşamak istediklerini açıkça belirtiyorlar. Şimdi ben size burada birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bu örneklerden ilk önce yurt dışından birkaç örnek vermek isterim. Ondan sonra Türkiye'den de yine aynı şekilde bazı örnekler vereceğim. Ondan sonra da sizin sorularınıza geçebiliriz diye düşünüyorum. İlk aşamada vereceğim örneklerden bir tanesi 1991 yılında kurulmuş olan Belçika'da 5 tane arkadaşın bir araya gelerek kurmuş oldukları bir enerji kooperatifi EcoPower. EcoPower enerji kooperatifi ilk aşamada küçük bir su değirmeniyle, su değirmeninin çarkının dönmesiyle biz buradan elektrik üretip bu elektriği kendi evlerinde kullanabilir miyiz düşüncesiyle ortaya çıkmışlar. Bugün iki tane güneş panelinin üretmiş olduğu elektriği üreterek ilk aşamada hayata geçmişlerdir. Ha, bununla ne yapmışlardır? İlk aşamada sadece ve sadece kendi evlerindeki aydınlatma sistemlerini sağlamışlardır. Ama onun haricinde işte bunu tabii ki daha sonra daha güçlü bir şekle getirip daha verimli haller alıp, daha güçlü bir üretim sistemini döndürüp başka bir kooperatif, yani bu kooperatifle geliştirerek hayata geçirmişler ve bugün artık 65 bin tane üyesi var bu kooperatifin. Bu kooperatif Belçika'da, Belçika çok büyük bir ülke değil, evet, ama Belçika'da 65 bin tane ortağı var. Bu ortak 65 bin tane ev demektir. 65 bin tane ev en azından 120 bin şey en azından pardon 150 bin kişilik bir kişi sayısı demektir. Bu 150 bin kişinin elektrik ihtiyacını sağlamaktadırlar. Bugün sadece üretim yapmıyorlar. Dağıtımları da var ve aynı zamanda satış da yapabiliyorlar. Yani fazla elektriklerini o bölgenin veya daha doğrusu o ülkenin sağlamış olduğu yasalar ile artık satışla yapabiliyorlar. Kendileri başka köylere, başka şehirlere elektrik satıp kooperatiflerine gelir elde edebiliyorlar. Başkalarını aynı şekilde kooperatif ortağı olmasa da sadece tüketici olmaları sağlayarak bu kooperatifin üretmiş olduğu elektriği bunlara satabiliyorlar. İkinci örnek Som Energia diye İspanya'dan bir kooperatif. Çok hızlı büyüyen bir kooperatif. Daha yeni kurulan bir kooperatif olmasına rağmen
İspanya'daki yasaların da el vermesiyle çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bugün 30 bin tane üyesi var ama İspanya'nın bütün enerji tüketiminin %5'ini kontrol eder hale geldi. Çünkü İspanya'daki yasalar sadece belli başlı bir bölgede değil, bütün İspanya'da üretim, pazarlama yapmasını imkan sağlıyor. Bu da son enerjiye sadece Bask bölgesinde üretim yapıyor ama çok rahat bir şekilde başka yerlerde de tüketicileri veya ortaklar olmasını sağlıyor. Bu vesileyle gerçekten çok hızlı büyüyen ve çok da önemli isimlerden bir tanesidir diye düşünüyorum ve iyi bir örnek olarak ortaya çıkıyor. İlyas benim en çok sevdiğim kooperatif modeli, çünkü fikir babaları bu resimde görmüş olduğunuz karı koca iki kişi. Bunlar aslına bakarsanız 1980'li yılların anti-nükleer hareketinin öncülerinden sayılan kişiler. İkisi de Mihail ve Ursula. Mihail ve Ursula o dönemde anti-nükleer hareketin içinde yer alıyorlar. Anti-nükleer hareketin içinde yer alırken de buna bir alternatif model önermeye çalışıyorlar. Buna bir alternatif modellemek için yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlıyorlar. Kooperatif Freiburg'da, Freiburg bugün Almanya'nın değil bütün dünyanın, yani sadece Almanya olarak söylemiyorum, bütün dünya diyorum. Yani Hindistan'daki bir yatırımcı da gidip Freiburg'da bugün bu modeli incelemeye çalışıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarında artık uçsuz bucaksız imkanlara, enerjilere yayılmış durumdalar. Onun için çok güçlü bir yapıya sahipler. Freiburg'un belediye başkanının bu konuda açmış olduğu imkanlar da tabii ki çok önemli. Bunun nedeniyle de bugün yenilenebilir enerjinin, ben her zaman o tabiri kullanırım, Kabe'si. Yani yenilenebilir enerjide herkes ilk önce orayı tercih eder. Orasını görmesi gereklidir. Çünkü Kabe gibi bir yerdir. En son gittiğimde çok basit bir örnek vereyim. Beni bir çiftliğe götürdüler. Bu süt sağma makinelerinde, süt sağma makinelerinin biliyorsunuz ineğin memesindeki sağma işini yapması için böyle aşağı yukarısı doğru bir hareket yapar. Bu aşağı yukarı hareket nedeniyle o süt sağma makinesinin o kısmı ısınır. Bu ısıyı nasıl enerjiye çevirebiliriz diye düşünmüş olan teknoloji üzerinde çalışıyor çiftlikte. Yani artık dedim ineğin, sineğin yağını çıkartan bir tesis veya daha doğrusu bir teknoloji. Bu kadar gelişkin modeller üzerinde çalışıyorlar. Şu anda Freiburg artık dediğim gibi yenilenebilir enerji alanında çok büyük yatırımlar da yaptığı için artık depolama sistemleri üzerine de çalışıyor bu kooperatif. Bu kooperatif aracılığıyla çeşitli depolama sistemlerini bu ülkenin şirketleri de gidiyorlar, orada deniyorlar, yaygınlaştırmak için yaratıyorlar. Mesela bu kooperatife işte Siemens fabrikası 21 tane akü sistemini denemek istiyor. Kooperatifiyle beraber çalışıyorlardı. Bu kooperatifin ortaklarına biz size bu yeni akü sistemini nasıl yaratabiliriz, nasıl sağlayabiliriz, gelin beraber deneyelim diyorlardı. Şimdi ülkemizden haber vermek istiyorum. Bu alanda gerçekten Türkiye'deki hareket, yenilenebilir enerji kooperatifçiliği hareketi daha çok yeni bir hareket. 2014 yılında ilk kooperatif kuruluyor. Çünkü 2013 yılında ilk lisanssız enerji yönetmeliği geçiyor. Bugün Türkiye genelinde 51 tane enerji kooperatifi var. Her yerden, neredeyse her ilden enerji kooperatifleri güçlü bir şekilde kendisini var ediyor. Ben de bugünkü sunumun var olduğu yerde özellikle var mı diye özellikle bir daha baktım ama ne yazık ki orada da bir enerji kooperatifi yok.
Fakat çok iyi hatırlıyorum, bundan bir sene önce Van'dan bizi bir bu sanayiciler, otosanayi ve işte küçük sanayi sitesindeki üreticilerin bir araya geldikleri bir kooperatif bizi aramıştı. Ve onlar yenilenebilir enerji üzerine bir şey yapmak istediklerini söylemişlerdi. Ama hangi aşamadalar ne yazık ki kendileriyle başka bir şekilde görüşme imkanı olmadı. Daha sonra öyle bir şey sonuçta almadım yani kendilerinden. Ama Van'da da böyle bir girişim bir dönem var idi diye hatırlıyorum. İki tane belediye bugün enerji kooperatifleri alanında çalışıyorlar. Birisi İzmir Seferihisar, ikincisi Bursa Bilhisar enerji kooperatifleri. Bunlar belediyeler aracılığıyla desteklenmiş olan kooperatifler ve şu anda da ikisi de aktif, etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün ne kadar şebeke elektrik satma imkanı sağlayan bu 51 kooperatiften sadece 9 tanesi. 9 tanesi şu anda imkanlarını geliştirdiler, sistemlerini kurdular ve elektrik üretimine başladılar. Ama bu 9 tane enerji kooperatifi bugün 7000 tane konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Sadece 9 tane kooperatifle neler başardığımızın bile çok büyük bir göstergesi. Bunu 4'e çarptığımızda yaklaşık 30 bin kişilik bir alana hitap ediyor demektir diye düşündüm. Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi bizim kooperatifimiz. Yani Troya Çevre Derneği'nin ortaklarının kurmuş olduğu bir enerji kooperatifi. Dediğimiz gibi Türkiye'de enerji kooperatifçiliği çok yaygın olan bir model değildi. Bu yaygın olan olmayan modeli biz nasıl geliştirebiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz diye baktığımızda işte bu kooperatiflere en basitinden örnek de olabilecek bir model geliştirebilir miyiz? Hem de bu esnada kendimiz de zorlukları ve bu alandaki yapılması gereken çalışmaları da görmüş olabilir miyiz diye Troya Çevre Derneği içindeki arkadaşlarımızla beraber bir kooperatif kurma ihtiyacı hissettik. 2017 yılında 24 ortakla beraber bir kooperatif kurduk. Şu anda da 245 kW gücünde bir kısmıyla bir güneş enerji santralinin kurulumu aşamasındayız. Kooperatifimizin en belirgin ve en çok değer verdiğimiz özelliği Türkiye'nin tek kadın enerji kooperatifi. Çünkü biz özellikle bu kooperatifi geliştirirken bir de cinsiyet eşitlikçi bir model geliştirmesini sağlamak istedik. Çünkü biliyoruz enerji sektörü çok erkek egemen bir sektör. Bu erkek egemen sektörde kadınların da var olabileceğini göstermek istedik. Bunu da yapabilmek için de enerji kooperatifimizi tamamen kadınlardan oluşturduk ve bir kadın enerji kooperatifimiz var. Avrupa'daki Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliği'nin Türkiye'deki tek temsilcisi. Bu arada aşağıda da görmüş olduğunuz gibi RESKOP EU yani Avrupa Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliği var. Bu birlik içinde 2500 tane enerji kooperatifi mevcut. Biz bu 2500 tane enerji kooperatifiyle 2017'den bu yana sürekli düzenli olarak genel kurullarda işte bir araya geliyoruz. Bir şekilde onlarla tartışıyoruz, bir şekilde onların modellerini alıyoruz, bir şekilde onların modellerinden etkileniyoruz ve neler yapılıp neler yapılamadığını, bizler neler yapabiliriz onları görmeye çalışıyoruz. Onun için çok etkili bir alan ve bu etkili alanda biz de söz sahibi olmaktan dolayı çok gururluyuz. RESKOP EU sayfasından da girip sizler de oradan orada başka ülkelerdeki enerji kooperatiflerini görebilirsiniz. Aynı zamanda Troya Enerji Kooperatifi'nde tabii ki web sayfası var. Bütün yayınlarımız herkese açıktır orada. Onları da görebilirsiniz. Biz aynı zamanda kendi yaşadığımız bölgede de işte farklı enerji modellerini geliştirebilmek için, enerji üretim biçimlerini geliştirebilmek için
farklı projeler yürütüyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş olan bir Horizon projesi için şu anda Bozcaada sadece adada üretilmesini ve adalılar tarafından da tüketilmesini sağlayacak bir yöntem üzerine çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'deki bütün adalarda, bu sadece Bozcaada ve Gökçeada değil, işte Marmara'daki diğer adalarda da enerji hep denizaltı hatlarından gidiyor. Denizaltı hatlarından da çeşitli dönemlerde kopma veya yıpranma olduğu zaman o adalar tamamıyla enerjisiz kalıyorlar. Ve çok büyük maliyetler tabii ki. Bu maliyetleri çözebilmek için acaba neler yapabiliriz düşüncesiyle böyle bir komisyona bir proje sunduk ve bu proje çerçevesinde de şimdi bu çalışmaları yürütüyoruz. Sorularınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ural Bey, çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Troya Çevre Derneği Başkanı Sayın Ural Kaya bize enerji demokrasisi başlığı altını kooperatiflerden, enerji kooperatiflerinden bahsetti. Umarım çok yol gösterici, ufuk açıcı bir sunum olmuştur izleyicilerimiz açısından da. Tülin Hanım elini kaldırmıştı az önce. İsterseniz Ural Bey, ona bir söz verelim. Sorusu var sanırım. Buyurun Tülin Hanım. Aslında yazılı da sordum ama birkaç sorum olacak. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Oral Bey, bir türlü sizi dinleyememiştim. Hep kaçırdım bir yerlerde. Troya Türkiye'deki en önemli örnek, aslında önder bu konuda. Kooperatif okulu diyorum ben Troya'ya. O yüzden çok değerli bu sunumunuz. Çok da ilham verici olduğunu düşünüyorum. Ben hem kooperatifinizin yani insanların gözünde canlandırması için sen ne kadar yatırım yaptınız? Nelere para verdiniz? Finansman kullandınız mı? Nasıl kullandınız? Şu anda mesela kooperatif üyelerine nasıl bir geri dönüş var? Böyle biraz mali çerçevesinde anlatırsanız. Diğer sorularımı yazmıştım ama onları da söyleyeyim isterseniz. Bir lisanssız yönetmelikte bir değişiklik yapılıyor. Geçenlerde Yeşil Düşünce Derneği bizde bir toplantı yapmıştı. Orada şey yaptım. Daha galiba yayınlanmadı, kooperatiflerle ilgili bazı değişiklikler olacak galiba. Kooperatiflerin lehine mi aleyhine mi bilemiyorum, olacak değişiklikleri. Bir de o konuda bir değerlendirme yapar mısınız? Gümrük Bakanlığı'nda biliyorsunuz böyle bir bölüm vardı. Enerji kooperatiflerine de bayağı kol kanat açıyorlardı, teşvik ediyorlardı, ilgileniyorlardı. Fakat orada da bir organizasyon değişikliği oldu. Bu enerji kooperatifleri Gümrük Bakanlığı'nın bu şeyinden nasıl etkilendi? Baştaki gibi destek var mı orada, yani parasal destek demiyorum ama mesela kurulurken bir takım kolaylıklar falan vardı orada, özellikle kadın kooperatiflerine daha da ilgi gösteriyorlardı. Son durum nedir, hem mevzuat açısından hem organizasyon açısından? Erkan Bey, sorularını alalım, ondan sonra yoksa nasıl isterseniz Orhan Bey, tamamen size bırakıyorum. Tamam, hepsini beraber alalım çünkü fazla da zaman harcamayalım. Saati de çünkü 6:30 ettik.